bölümünde. Öyle şeyler yapalım mı? Yapmayalım mı? Ne bileyim ben böyle Pinch'in bu bölümünde diyeyim bir anda görüntüler girsin. Ya şu programı geliştirmeye çalışıyorum abi. Oturup burada bık 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 konuşmak yerine insanlara yepyeni şeyler, içerikler katmaya çalışıyorum. Ağzımı sıçıyorsunuz. Otur konuş, otur konuş, otur konuş. Nereye kadar oturup konuşayım ya? Oturup konuşayım da ben konuşurum genelde. De huyum bu galiba. Yani bir insanın normal huyuyla para kazanması ne kadar saçma değil mi? Sayın ben bu arada ay. Ay. Çocuğun bir tanesi sevgilisi var. En yakın arkadaşıyla tanıştıracak sevgilisini. Getireceğim kızı sana. Yemek yap, bir şeyler yap. Sonuçta en yakın arkadaşımsın. Ben de bu kızla çok ciddi düşünüyorum. Tutuyor kızı, götürüyor işte en yakın arkadaşına, akşam oturuyorlar, muhabbet falan. Bir bakıyor ki kız arkadaşının telefonu en yakın arkadaşının evinde otomatik olarak Wi-Fi'ye bağlanmış. Oo. Çok acımasız değil mi ya? Ben olsam ne yapardım? Ne mi yapardım? Aa çakal. Ne ara öğrendin şifreyi derdim. Tam bir kekoyum çünkü ben. Biz kayıtta mıyız? Pinch'in yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün anlatacağım. Hiçbir şey gülmeyeceksiniz. Çünkü bugün bir şey anlatmayacağım ben. Yılbaşı programında da bir şey anlatmayacağım diye bir sürü şey anlatmıştım ya. Bak bu onun gibi olmayacak. Beni uyaracaksınız. Kuyuya düşmeyeceğiz abi. Yani ben bir şey anlatırken siz benimle beraber gelmeyeceksiniz. Siz şu anda olduğunuz yerde kalın. Ben programın girişini yapayım. Başlangıcımızı yapalım. Konuklarımızı izleyelim. Finalimizi yapalım. 14 Şubat programına hazırlanalım. Gerçek aşk hikayeleri olan insanlar gelip burada gerçek aşk hikayelerini anlatacaklar. Gerçek aşk hikayeleri sanırım. Mesela müdür. müdür. Çok saçma tabii Türkçe'de öyle şeyler var. Gibi 14 Şubat programını çekmek için aslında geldik ama bu hafta da size bir şey izletmek babında. Konuklarıyla özel Pinch bölümü başlıyor. Hafif kuşkuya düşmedim değil. Gerçekten. Abi Hakan Epcan gelsin de sana yapıştırmış. Hakan Epcan gelsin de bana mı yapıştırmış? Bunu paylaşmış mı? Söz vermiştin. Neden? Beni beğenmiyorsan Hakan Epcan'ı izleyin dedin ya. Kötü bir şey mi söylemişim? Bu bir seçenek ya, o da bir seçenek. Nasıl yapıştırmış bana? O kim ya diyor. Başka sorum yok diyor. Arkadaşını çekiyor. Diyor ki Oğuzhan Uğur bana laf etmiş. Arkadaş da Oğuzhan Uğur kim ya diyor. O da başka sorum yok deyip kapatıyor. Müthiş. Ben kötü bir şey söylemedim Hakan Epcan'ı. Çok da severim bu arada. Rol grubu vardı onun. O zamanlardan beri Hakan Epcan'ı takip ederim. Her şeyi bırak artık kenara. Kalbini çalan densiz adama. Sevmiyorum de bir kez daha. Bir kez daha. Müthiştir yani. Oğuzhan Uğur kim? Hakikaten kim yani? Her dönem internet meşhur olanlar vardır. Havai fişek durumu diyorum ya. Her dönem bir havai fişek patlar. Kerimcan Durmaz olur. Yarın X kişisi olur. Bir kız çıkar. Bütün akli dengesini serer. Kalktın mı falan yapar. Ben de o furyadan biriyim. Bu ay öyleyiz. Önümüzdeki ay zaten olmayız. Öyledir. Gelir gider. Birisi patlar sonra yok olur. Birisi patlar sonra biz tam patlama anındayız. Yok olup gideceğiz zaten. Ben bugüne kadar elle tutulur ne iş yapmışım. Hakan Epcan bir kere acayip tatlı bir adam. Benle muhatap olmasına da şaşırdım hikaye paylaşarak. Ben seni seviyorum. Yani hikaye çekip kendini takip eden 50 kişiye bunu söylemesine gerek yoktu. Bana söyleseydin ben buradan duyururdum milyonlara. Oğuzhan Uğur kim? Geç. Yani anne baba çocukları gerçekten çok etkiliyor. Biz şimdi sigara kullanıyorsak bunun suçlusu annemizdir babamızdır. Çocuk sünger gibi beyni var dedikleri o ya. Sürekli doluyor ne görürse doluyor. Küfre alışıyor mesela. Çocukken alıyorsun her şeyi abi. Yapışkansın böyle. Aha bunu aldım, bunu aldım. O yüzden çocukların o yuvarlandığı bölümü tertemiz tutmak lazım. Bizim evde salonda kase vardı. Üzerinde bir sürü marka sigara vardı. Ne? Niye bir sürü marka sigara var orada? Misafir geldiği zaman istediği markadan içsin. Oğlum otobüste sigara içiliyordu. Öndeki dayıyla birlikte sen arkada bebeksin. Çekiyorsun sigara. Hop aldım ben sigara içeceğim. Ne görüyorsa onu yapıyor. Çocuk sahibi olanlara sesleniyor. Çocuklarınızın psikolojisi sizin psikolojinizden, sizin mutluluğunuzdan ya da üzüntünüzden çok çok daha önemli ve değerlidir. Çocuk kaban istediği zaman gidip ona kaban ya da oyuncak istediği zaman gidip oyuncak almakla annelik babalık olmuyor maalesef. Çocuk doğduktan sonra artık kendi hayatınızı bir köşeye bırakıp çocuk için yaşamaya başlıyorsunuz. Zaten gerçek anne ve babalar çocuğun ilerlediği yoldaki mutluluğu ve hüznü kendi hayatına entegre edebiliyor. Çocukla beraber hayatına yepyeni bir yön vermiş oluyor. O yüzden çocuğunuzun yanında kavga etmeyeceksiniz. Sigara içmeyeceksiniz. Çocuk babasına özenir, anasına özenir. Benim annemle babam kavga etti ben çocukken. Hır Allah'ım böyle arada kaldım. Niye kavga ediyorsunuz dedi. Ben dedim çocuğum dedim. Benim psikolojim bozuldu dedi. Bak cık. Annem terk etti bizi. Annem bayağı evi terk etti. Babam dedi ki beni terk mi ediyorsun? Hayır dedi. Ben evi terk ediyorum. Ev gözü yaşlı. Musluklar sıçramaya başladı. Of. Annem gitti. Babamla kaldık. Babam da böyle bütün aşk acısını, derdini bana yanıyor. Guncuk herifim 6,5-7 yaşımda falanım. Olabilir olsan hayata yalnız devam etmek de varmış seninle. Kardeşim de bebek. Bebeği alıp gitti annem. Anladı ki benden bir bok olmayacak. Bunu Tuğrul'u aldı götürdü böyle yeni sürüm. Dedi ben bununla gideyim annem ya. Direkt babaanneme gitmiş. Oğlum çok zeki ya. Babamın annesine gitmiş. Efsane. Biz bundan haberimiz yok. Babamla ikimiz dram yaşıyoruz. Babam böyle. Oğlum hayata iki erkek baş başa devam edeceğiz. İki erkek mi? 6 yaşındayım lan. Ben senin nereye kadar devam edeyim? Sen yemek yapmayı biliyor musun ya acaba? Ben de küçücüğüm elimde oyuncak böyle bakıyorum. Lan diyorum ki bu beni nasıl besleyecek acaba ya? Akşam bir kadeh dokuşturur muyuz diyor bana lan.
Babam dedi ki bineceğiz arabaya. Basacağız dedi. Senle dedi böyle gezeceğiz dedi oğlum. Başka yerlere gideceğiz dedim. Herhalde anne arıyor. Yeni anne arıyor. Babamla indik aşağı. Dakika bir gol bir. Annemin laneti terk etti ya şimdi. Murat 124 kırmızı bir arabamız var. Selami'yi de adı hiç unutmuyorum. Bulabilirsek hatta montajda şuraya koyalım mı Selami'yi? Çok tatlı değil miyim ya? Ya bulamamışsak da koyamamışsak? Neyse buluruz belki koyarız. İndik araba yok. Kapı döndü araba yok. Annem arabayı almış gitmiş dersin. Yo. Annem araba kullanmayı bilmiyor oğlum o zaman. Şimdi efsane de. Araba çalındı. Babamın hem gönlünü çaldılar hem arabasını çaldılar. Oğlum adam böyle baktım. Araba yok. Üst teğmen bir de o zaman. O zaman asker olmak çok değerli çok önemli bir şey. O zamanlar. Polislere haber vermeden amcamlar aradı. Amcamlar başka bir ekip geldiler böyle kekolar. O zaman onlara Renault 19 mu? 18 mi? 17 mi? 16 mı? Bir şey var yani. Böyle. Böyle saçma bir araba var yani. Çok garip. Önü de sivri, arkası da sivri. Böyle ortası kubbe böyle. Ciddi söylüyorum. Japon evi çatısı gibi bir araba o. Gor geldi bunlar böyle. Kafaları da camdan çıkartmışlar. Başbakanın koruma arabası gibi. Geldiler bunlar dediler. Kim çaldı benim kardeşimin arabasını? Neyin gazıysa. Bindik abi araba arıyoruz. 6 yaşındayım. Dedim ki babacım biz niye anamı aramıyoruz da araba arıyoruz acaba? O sırada onları düşünüyorum. Bunu dışarı vuramıyorum. Bulamadık arabayı. Geri döndük eve. Babam dertli. Bakıyor böyle. Bak ışıkları yanmıyor. Arabam da gitti. Annen de dönmemiş. Artık yalnızız, arabasız ve iki delikanlıyız. Ayız. Allah'tan o dönemde Kral TV falan yok. Yoksa mesaj atacak alttan yazı geçecek falan. Nasıl bir keko babam varmışsa artık ya. Pardon. Ve komando. Asker çocuğum bu arada. Amcam dedi ki abi dedi boş ver dedi eve girme dedi. Kasvet vardır şimdi dedi. Bak çocuk da dedi şimdi ne yiyecek evde falan. Olur mu yani onu haydar yapacağım ben. Ha eyvah. Amcacım imdat. Dertli babayla yalnız kalınır mı lan evde? Geç bakayım. Annene de çok benziyorsun. Dedi ki gel anneme gidelim. Yani babaanneme. Biliyor amcam annemin orada olduğunu. Tabii barıştırma durumları. Babam anlamadı tabii bunu. Babaannemin evinin önünde durduk. Arabadan indik. Babam kapının önünde ayıldı. Aa dedi benim hanım burada tabii. Ben çünkü amcam onu söyleden beri biliyorum 6 yaşımdayım. Yani ben orada anladım. Kimin oğluyum canım? Canım bab. Kameradan kolum kırıyor şu an. Bağırtıra bir tane araba geçiyor arkamızdan. Kırmızı. Oğlum bir döndük. Yani ben tabii önce fark ettim. Babam tam araba uzaklaşırken fark ettik ki o bizim araba. Yeni mahallenin önünden böyle bizim araba geçti. Babam aynen böyle oldu bak. Cookie! Ne zaman Mete? Amcamın adı, babamın adı Atilla. Amcamın adı Mete. Küçük amcamın adı Hakan. Benim adım Oğuzhan, kardeşim adı Tuğrul. Ülke ocakları gibi bu ne lan? Moruk bindik Toros'a. Ben binmedim tabii artık. Bundan sonrasını babam anlatıyor. Ben niye biniyorum lan Toros'a? Ben bindim arabaya. Dedim atı, atlayın hadi bana. Tabii hikayenin sonrası babam da. Ben çünkü anneme anne ne oldu gidip beni böyle baş başa bırakma diye. Babamlar koşturdu arabanın peşine. Bu arada amcam da asker. Artık onu bilmiyorlar da onu da öğrensinler. Gidiyorlar böyle. İkisinin de belinde beylik tabancaları. Babamlar silah falan göstermiş böyle havaya tutmuşlar. Durun pisler! Selami! Arabanın adı Selami ya. Hayır araba bir de Şahin olduğunu düşün. Abi hırsızlar iyit diye el freni çekmişler. Pat diye arabanın kapıları açık koşarak kaçmaya başlamışlar. Babamlar da böyle silahlarla diye iki tane polis otosu gelmiş. Yatın lan yerine bizimkilere bak. Babam diyor ki o diyor üst teğmenlik ve hırsızın peşinden koşan o karizmatik bedenim diyor. Bir anda kendini şöyle bulmuş yerde böyle. Yapmayın! Askeriz biz yapmayın! Barıştılar mı? Hırsızlarla tabii. Anneyle baba barıştı. Yok canım barışmadılar. Ayrılar. Kaç yıl oldu işte. Barıştılar tabii canım. Anne. Bırakır mı lan mis gibi yeşilliyoruz adam. Canım abi biraz önce söylediklerim yüzünden bu. Gel beni anlamadım. Ve ben zedelendim. Bu olaydan dolayı ben zedelendim. Ben niye babamın bu araba mevzusunu anlattım onu tam bilmiyorum ama asıl konu annemle babamın kavgasıydı. Ve bunun çocuklar üzerinde travmatik bir durum yaratmasıydı. Ben Tuğrul gitti diye sevindim açıkçası. Yan tarafa koyulan Çin malı saatler var ya sabah uyandıran seni. Ondan bir fark yoktu ki evde. Sadece sıçıyor emçük biberon elinde. Bir de ağlıyor yani başka hiçbir vasfı yok. Hani işte Tuğrul bulaşıkları yıkamış. Oo tebrikler öyle bir şey yok. Sarmalamışlar bunu bir de antrikot gibi böyle anladın mı? Bunun bana ne faydası olacak? Hayvanlara saygım neden çok fazla biliyor musun? Ceylan dediğin anasından düştüm yürümeye başlıyor. Nereye ceylan? Aslandan kaçıyorum. Doğduktan 30 saniye sonra aslandan kaçmayı biliyor. Yarasa havada doğuruyor. Ters zaten. Bir atıyor böyle. Ulan adam uçmayı öğreniyor. Bizimkisi doğdu. Daha 2 sene bekleyeceksin de yürüyecek. Bu doğdu benimle sohbet edecek. Beraber oyun oynayacağız zannediyorum. Herif bak yatıyor öyle. Kardeşin diyorlar. Arkadaşın olacak senin falan. Bu benim neyimin arkadaşı olacak? O senin en iyi arkadaşın olana kadar 25 sene geçiyor. 2 senede konuşmayı falan çözüyor. Ancak reşitlik diye bir şey var bizde. 18 yıl bekliyorsun bunun için. O ceylanın suçu ne? Sinek mesela. Zzzz gidiyor. Herif yumurtadan çıkıyor. Zzzz kan. Bok. Amaçla devam ediyor yoluna. Bir sineğe öğüt veren başka bir sinek gördün mü sen hayatında? Gel buraya evlat. O boka konma. Neden?
Komba. Ya arkadaş, bir şeyin gelişmesi bu kadar uzun sürer mi lan? Hayata atılman için 18 yıl. 18'ine geliyorsun, yine küçük muamelesi görüyorsun. 20 yaşında daha 20 yaşındasın ya. 30 yaşına geliyorsun. 40 çok önemli. Ne kadar kötü yaratıklarız lan biz. Benim burada anlatmak istediğim şey, gerçek zenginlik zamana sahip olabilmektir. Neden spor arabalar normal arabalardan daha pahalıdır? Çünkü daha hızlılar. Neden uçak bileti otobüs biletinden daha pahalıdır? Çünkü daha hızlı gidersin gitmek istediğin yere. Zamanı satın alırsın aslında. İnsan aslında zaman için yaşar. Çünkü insan zamanın içindedir. Aslan ceylanı yer, doyduğu zaman gider köşesine çekilir babacığım. Ama insan ceylanı yer, ya ben kesin birkaç saat sonra tekrar acıkırım diye 30-35 tane de ceylan stok yapar. 30 yaşına kadar o bilince sahip olamayan yaratığın dünyaya verdiği zarar. İnsan ne pis bir şey ya. Bak şöyle uydudan insanın olduğu bölgelere bak, bir de insanın olmadığı bölgelere bak. Yalnızlığa dem vurup acı çekiyorsunuz. Yalnızlığa bu kadar yüklenmeyin. Çünkü yalnızlık çok güzeldir. Yalnız yerlere bakın. Çernobil faciasından sonra kaç yıldır gidilmiyor oraya? 30 küsür yıl geçmiş. Gidin bakın şimdi oraya. Fotoğraflarını görüyorum bazen. Yemyeşil. Çarpışan arabanın içinden ağaç çıkmış. Çiçek çıkmış. Çok yalnızım, çok yalnızım. Bırakın yalnız kalın. Yeşerirsiniz. Üretici olursunuz. Dallarınız uzar. Meyve verirsiniz. Evet. Annemi ve babamı insanın doğumunu, gelişimini anlatırken bir anda zamana ve yalnızlığa neden bağladım Selcan? Bilmiyorum işte. Ben niye bunu anlatıyorum şu anda ya? Ben size dedim o kuyuya düşmeyin diye, bu programda bir şey anlatmayacağım dedim. Instagram fotoğrafının ya da videosunun altında kendi arasında sohbet ediyorlar. Kanka bunu dinlemen lazım. Anlarım. Taglersin arkadaşına. O da gelir. Aa süpermiş kanku. Der. Zaten anlarsın. 11 yaşındalar. Kanka. AQ. Mesela bir kız AQ yazıyorsa net 12 yaşında. Tabii. Onun çünkü olayın farkında değil. Ne olduğunun farkında değil. Muhabbet eden var oğlum. Ya bu adamın konserine gidelim mi? Gidelim. Ama Berkler gelecek mi bilmiyorum ki. Ne yaptın sen? İyi. Annem falan. Ulan Instagram fotoğrafımın altını pazar listesi gibi kullanıyorlar. Bir muhabbet, bir muhabbet. Hayır, işin kötüsü kuyu gibi. Ben de düşüyorum hep o kuyuya. Okuyorum da yani. 72 tane yorum yazmış. Birbirleriyle konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar ve sonra finale neyse dur ben arıyorum. Ben biriyle 72 satır konuşacağım, daha 4 yıl konuşmam. Çok enteresan ya. Ben 800 bin takipçim yokken de böyleydim. Böyleydim moruk. Ne yapayım? Benim yarın 8 katrilyon takipçim olsa... Yan galaksiler takip ediyor falan. 1 milyon takipçim olunca bizi diskoya götür. 1 milyon takipçim olunca sizi diskoya mı götüreyim? Ha biz de 1 milyon olalım diyorsun. Babalanın 1 milyon olursa. Ha babalanın 1 milyon olursa söz verdiğimiz 500 bin videosunu koyarız. Hala konuşuyoruz ve insanlar şu anda bizi izliyor ve şu şekilde izliyorlar büyük ihtimalle. Ne? Oğlum bu nasıl program? Harbiden ya, geç şunu geç. Konuklar gelsin. Hadi be abicim. 95 doğumlusun. Cihangir'de görmüşsündür böyle sakalıyla oynayıp. Bu kelimenin devamına ekleyeceğim kelimeyle kurulur cümleler. Ve ben bu cümlelerle insanların kalbine, belki de ruhuna ulaşırım diyen amcalar var ya. Onlardan seni ayıran ne oldu? Benim hikayem çok enteresan. 17 yaşlarındayken bir ilişki yaşadım. 1,5 sene uzun süre. 17 yaşında ilişki yaşadın. Onun ilişki olduğuna karar veremiyor genelde 17 yaşındakiler, biliyorsun değil mi? Sen nasıl karar verdin? Kendi zamanlarda ilişki olmadığını zaten çok anladım. O zaman da bir dönüm noktasıydı benim için. Okul hayatım da kötü gidiyordu. Aile yaşantım da biraz kötü gidiyordu. Sevgilimle olan aram da çok kötüydü. Sürekli işte odamda ve internet başındayım ve internette o okusun diye yazılar yazıyorum. O okumuyor. Onun dışında bir baktım, oradan bir kitleye ulaştım ve sonra bu benim hobim haline gelmeye başladı. Zaten küçüklüğümden beri sürekli günlükler tutuyordum. Ben tek çocuğum bu arada. Yaşadıklarını, acılarını ya da mutluluklarını paylaşabileceğin bir akranın olmadığı için sen kağıdı ve kalemi akranın olarak gördün ve oradan devam ettin. Evet, evet, biraz öyle. Daha sonrası o okumadı işte, bütün bir sürü işte okudu. Ha şu an ben okudu. Onu, okudu, sonrasında tebrik ettim. Çünkü yazabiliyor. Çünkü Arda Erel ve Arda Erel konuğumuz. İnternette sürekli bir paylaşım halinde senin cümlelerin. Benim gördüğüm, sen aslında insanların günlük klişelerini cümle aynen halinde kullanıyorsun. Bir alt metni vardır diye umuyorum. Var değil mi? Alt metni derken yaşanmışlığından mı bahsediyorsun? Hem yaşanmışlığı hem de öyledir ya, bazı cümleler geçmişte yaşadıklarını, şu anda içinde olduğun durumu ya da yarın yaşamayı ümit ettiğin şeyleri barındırır. Bu yüzden insanları kesinlikle bir anda çeker. İşte sen ne yaşadın, bir şey mi yaşıyorsun? Şu an işte kötü bir şey yazdın, kötü bir şey mi oldu? Bununla alakası yok bazen. Sen şu an mesela bana bir şey anlatıyorsun. Aşk acı anlattım. Ben seni sabah kadar dinleyeyim. Akşam eve gittiğimde Oğuzhan'ın aşk acısını Instagram'da görebilirsin. Kendi özel hayatımda çok pozitif bir insanımdır. Yani ben gerçekten Pollyanna gibi yaşıyorum. Çok da yüzünü göstermiyorsun. Bunu yüzünü göstermeyi sevmediğin için mi oluyor bu? Yoksa ben yazılarımla zaten kendimi bir şekil çiziyorum insanların gözünde mi demek istiyorsun? Yok, özgüvensizliğim vardı eskiden. Aa! Sebep? Ya, yaşımdan dolayı. Evet. 16 yaşında yazmaya başladım. Şu an 22 yaşındayım. 16, 17, 18, 19. Hani her zaman o popüler olduğum dönemlerde, bu yazıların çoğaldığı, işte herkesin paylaştığı dönemler. Ben hiçbir zaman da böyle tam istemedim. Yani yayın evimde hani bu kitaba bile resmini koyalım. Dedim hani gerek yok. Polyanacılık dedin ya biraz önce. Yazdığın yazıları da yansıyor mu? Sonuç olarak kendine iyi bak. Maalesef henüz okumadım ama ilk fırsatta hemen okuyacağım. Sanıyorum ki kendine iyi bak burada. Hani kendine iyi bak gibi bir şey değil de. İçe dönüş mü yoksa? Ben son böyle 1-2 senedir çok fazla böyle kendimi sorguladım ama inanılmaz hani her konuda. Ve şöyle bir şey gözlemledim kendi hayatımda ve kendi enerjimle hayatıma çektiğim insanlar olarak. Mesela ben bir sorun yaşadığında hep torunlu insanların çevremde olduğunu ve kendimi iyileştirdiğim zaman da hep iyi insanlarla buluştuğumu gördüm. Sonra o kötü halde olduğum zamanlarda kendime iyi bakmadığım aslında
aslında. Hani kendi içime, psikolojime ve bütün hani ne düşünürsen düşün ve kendimi tanımadığıma kadar düşündüm. Ve sonrasında dedim ki kendine iyi bak ama bu elveda anlamında değil, biraz daha tanışma anlamında bir şey olsun. Ve o yüzden kendine iyi bak koydum. Ne güzel, içe dönüşte birazcık daha pozitif oluyorsun aslında. Tabii. Çok güzel. Öyledir ama. İnsanların arada kalmasını özetliyor ya bazı şeyler. Isırarak kendinden bir yeri kanatamazsın. Bir insanın kendini tam anlamıyla eleştirmesi demek etini kendin kanatman gibi bir şey. Bunu yapan psikopatlar vardır eminim ama yani onlar bununla karşılaştırmasın. Birçok insan yapamaz. Bununla karşılaştırırsak insanlar karşı tarafa çok ağır eleştirilerde çok kolay bulunabiliyorlar. Kendine iyi bak kısmında da evet belki kendimizi eleştiremiyoruz ama kendi içimize dönüp baktığımız zaman en basit örneğinden uf ya ben bu işi başaramam ki. Kendine iyi bakmadığın anlamına geliyor aslında. Yanlış mı? Yok yok, çok doğru. Hah, eyvallah. Bir anda korktum. Gördüm çünkü şöyle yaptı. Hayır, gerizekalı. Önce kitap oku. Birçok insan neden bunu kişisel gelişim olarak görüyor peki? İnsanlara pozitif duygular verdiğin için mi? Ben şöyle düşünüyorum. Toplumda şeyleri sürekli etiketlemeye çok ihtiyacımız var. İşte o kişisel girişimci, bu psikolog, işte bu bilmem ne uzmanı vesaire. Benim hiçbir zaman öyle bir algıya hizmet etmişliğim yok. Ve bundan sonra da olmayacak. Ben reklamcılık okuyorum son sınıfta ve bunu aynı hobi olarak yapıyorum. Hobi olarak geliştirdiğim şey hani edebiyat kaygısı, işte ben edebiyatçı oluyorum. Öyle bir isteğim yok. Hobi olarak görürsün istiyorum. Hani biraz daha sen beni arkadaşın olarak gör ve kitabı al. Bu benim isteğim aslında. Hani bana böyle çok fazla vasıflar yükleme. Moruk ne kadar çok arkadaşın varmış ki her çıkarttığın kitap en çok satılanlara giriyor. Şimdi lütfen birbirimizi kandırmayalım yani. Cidden beğenmediysen söyle mesela. Arda bunu hayır olur. Hayır, ben söylerim zaten. Ben çok severim eleştiri. Yunus Günçen'in kitabına yaptığımı gördün mü? Yok. İyi. Bu kaçıncı bu arada? Bu üçüncü. Benim hiç kitap isteğim de yok. Hala mı ben yok? Ben hiç istemiyordum. Peki bu nasıl oldu? Üç neden oldu isteğin yokken? Doğru bir soru. Hayır, estağfurullah. Şöyle gelişti. Baktım para veriyorlar. Aynen, dedim ki bunda çok iş var. Dedim çıkar. Yok. Bazı şeyler araç olarak kullanılabilir. Yani sen aslında insanlara bir şekilde ulaşıyorsun. Kitaplarınla ulaşabileceğin insanlara sosyal medyadan çok daha kolay ve hızlı ulaşabilirsin. Ama bu da bir gelir kapısıdır ve sen gencecik bir adamsın. İnsanların para da kazanması gerekiyor. Kazanmazsan bir faturası ve doğalgazı düşünmeye başlarsın. Ben senden doğalgazla ilgili bir kitap istemem. Dördüncü kitapta. Kitap hakkında yorum yapamıyorum şu anda. Çünkü okumadım henüz. Ama okuyacağım. İnsanlar yazdıklarından pozitif bir etki alıyor olabilir. Ama ben şu anda yüzünden bile o etki alıyorum, biliyor musun? Ben de aynı şekilde şey senden gerçekten de YouTube'da neysen olsun. Ben bir kişi arıyorum mesela. Bir kişi beni sevsin. Diğer hiç sevmesi de olur, okey. Bak 1 milyon bak, 400 bin takipçinin var. Yarın 1'e düşer yakalamayayım seni şu köşede böyle. Özel hayattan bahsediyorum. Ha, kalbini aç ve ona sor. Hı. Hı, sen mi yazmadın mı ya? Devamı gelecek o kadar gitmez. Hadi beğenmedin sen. Beğenmez olur muyum? Çok beğendim. Ondan başkası bilemez yaptığının doğru olduğunu. Ya bu kadar işte, hani gelip bana sorma onu. Bir yazarı buraya çağırıp da burada ne anlatmak istedin diyorsan zaten embesizsindir. Git başka bir şey yok. Cin Ali falan oku. Adam zaten burada cevap veriyor. Eminim de bugüne kadar gittiğin yerlerde böyle yapmışlardır ama burası pinch. Burada soru bile sormuyoruz biz. Sunuculuk isteğin varmış. Diyorum da ama şöyle güvenmiyorum mesela. Şu an mesela ben çok hızlı konuşurum. Şu an hasta olduğum için de özür diliyorum izleyenlerden. Estağfurullah. Çünkü sesim biraz şey çıkıyor. Hadi gel seninle beraber program sunalım. Bak edebiyat programı sunuyoruz ve senin kitabın değil bu. Ya sen Arda Erel değilsin. Benim kitabım, ben başka biriyim. Evet başka biri. Sen kim ol? Mahmut mu? Mahmut mu? Mahmut. Mahmut Yaşar. Artık sen Mahmut Yaşar'sın. Tamam, sunuyorum. Evet, Pinch'in edebiyat bölümündeyiz şu anda. Tamam. Pinch'in en çok izlenen ve en çok istek alan ve en çok soru alan bölümüne geldik, edebiyat bölümü. Mahmut'cum hoş geldin sen de. Ben niye sen hoş geldin? Aynı programı sunuyoruz, saçmalama. Mahmut'la aramızda ufak bir sürtüşme var gerçekten. Hani birimiz gitse de birimiz kalsa şeklinde program yapmaya devam ediyoruz. Evet, bugün elimizde çok genç bir çocuk Arda Erel kendine iyi bak diye bir kitap çıkartmış. İnkılap yayınlarından 91. yılıymış İnkılap'ında gerçekten. Öyleymiş öyle ya, o kadar yıl kitap mı şey yapmış. Bu kitabı ben okudum. Sen de okudun tabii. Evet, eleştirilerin nelerdir kitaba? Özellikle Türkiye'de insanları biliyorsun. Popülaritelerinden dolayı böyle kitap iter ettiriyorlar falan filan. Bu çocuk öyle değilmiş ama. Yani öyle olmayıp bu kadar takipçiye sahip olması da çok enteresan. Ben yapamadım bak. Yok. Olmadı bence. Ne diyeceğim ben? Ne diyeceğim? Kendim hakkında ne diyeceğim? Kendin hakkında eleştiri de diyemem. Eleştiririm de hani nasıl şey yapacağım, dur. Ya yapıştır. Dur diye bir şey yok. Canlı yayındayız. Evet, doğru. Güzel bir kitap. Güzel şeylerden bahsetmiş arkadaşımız. Ellerine koluna sağlık. Koluna mı? Güzel insanlara iyi gelebilir diye düşünüyorum. Hayatlarına ve sorunlarına iyi gelebilir diye düşünüyorum. Bana biraz iyi geldi. Kapak tasarım hakkında ne düşünüyorsun? Yani kendine iyi bak. Böyle bir el yazısı var ama Arda Erel yazısı böyle bir marka gibi. Ön sözü var mı acaba? Ön söz okumazlar.
Ben hep ön söz okurum biliyor musun? Aa. Bundan sonra benim için yapar mısın? Tamam tabii ki. Arkadaşımız hakkında bilgileri alalım. Arda Erel 1995 yılında inşaat mühendisi bir babayla ev hanımı bir annenin tek oğlu olarak İstanbul'da doğdu. İstanbul'da olmak da çok zor bu dönemler. Ardahan'da doğup İstanbul'a geliyorlar Mahmutcuğum. Doğru. Hadi başlayalım. Bunu sen yazmadın değil mi? Beraber yazdık. Evet tabii. Şu mu yani? Kaçlısın kardeş? 95. Yok bayağı bahsediyorum. Yaşadıklarını, hissettiklerini kağıda dökme isteği çok küçük yaşlarda başladı. Ha, 95'li zaten küçük değilmiş gibi. Bir de bunun daha küçük yaşında başlamış. Enteresan. Kimisi YouTuber oluyor, kimisi oyunculuk yapmaya çalışıyor, kimisi böyle bilgisayar oyunu oynuyor, onu videoya koyuyor ama kimisi de bak aslan gibi kendini kağıda kaleme vuruyor. O yüzden bu eleştirilerin hepsini de reddedelim değil mi Mahmutcuğum? Yok bence sen çok abartıyorsun. Devam edelim. Tamam devam. Ne demiş bakalım başka? Hissettiklerini kağıda dökme isteği çok garip. Yani çocuk hissettiğini kağıda dökmek. Yani 16 yaşında ne yaşamış? 16 yaşında ne yaşamış olabilirsin? Benim 16 yaşındaki aşkım sayfalar açılmaz yani öyle söyleyeyim. 16 yaşında aşk yaşayanlar. Kendini bildiğinden bu yana günlükler tutan Arda Erel daha sonra içinden gelenleri dijital ortamda paylaşmaya başladı. Sosyal medyada takipçilerinin sayısı 1 milyonu geçen Erel, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde reklamcılık eğitimine devam etmektedir. Bilgi Üniversitesi bu paralı olan mı? Hı hı. Ya düşünebiliyor musun? Üniversite okuyorsun ve kendi paranla karşılıyorsun. Annen baban ne kadar gurur duyuyordur seninle. Şeyi çözdüm mesela. Bir insanı hayatına çekmeyi, doğru insan. Doğruysan demeyeyim de hani istediğin tarzda bir insanı hayatıma çekmeyi çözdüm kendimce. Ama hayatımda tutmayı beceremiyorum. 29 yaşımda ben ilk defa aşık oldum. Sen ne güzel bunu 17 yaşında tapmışsın. O aşk mıydı? Onu da tartışılır. Tabii şimdi 17 yaşında başka bir duygular. Şey. Bak hatırladı. Demek beynin iki tarafında çalıştırabiliyorsun. Çünkü biri elinde de yazman lazım. Ne kadar yap ya. Çok ayıp. Burada gül gibi kitabıma gelmiş. Mürekkeple yazdın emin misin? Asıl sorumu sorayım. 100. sayfa niye açılmıyor? Duygularını kağıda aktarabilen Arda Eren. Tamam tamam tamam. Onları hatırlatmayacağım sana da. O kitabın burada değil bu. Biz onu bitirelim. Pinch'te olduğunu unuttum. Burada viraj öyle alınmıyor. Sen böyle mesela kaybedilme korkun var mı? Kaybedilme korkun mu? Beni koltuğun altında unuttular. Buradayım. Kaybedildim ya. Yanımda da anahtarlık var. 2005'te beni kaybetmişler değil mi? Ve o sanırım kaybettik. Şöyle bir şey çok gözlemledim. Bir ilişkiye hırs girince orada sevgi azalıyor. O kadar derin bir bataklık ki aşk mevzusu. Kimisi aşık olmadığı halde aşık olduğunu düşünüp yaşadığı acıyı adlandırmaya çalışırken ortaya koyduğu ahkamlar üzerinde hayatı değerlendirir. Kimisi yaşadığı şeyin aşk olduğunu bilir fakat karşı tarafta ona duyulan hissin aşk olmadığını anladığı anda o kaybetmenin verdiği acıyla hayatına devam eder. Kimisi kafasında yaratmak istediği aşkı bulamaz da yüzdeye bölüp onu karşı taraftaki kişiliğe yükler ama benimki hırstı. Büyük bir testi ve geçti. Neden? Çünkü o Arda Erel. Yeni kitabı Kendine İyi Bakla. Yine en çok satanlara giriyor mu hemen? Girdi mi bile? Arda Erel konuğumuzdu. Oğlum bugün magazin programı oldum. Hülya Avşar oldum. En son bir İbo Show olmadığım kalmıştı. Onu da böyle yaptık. Canımın yarım geldiler. O kadar. Hadi bir şarkı bakalım. Oğlum bu kadar para kazanıyoruz, bu kadar izleniyoruz, bu kadar takipçimiz var. Şuraya bir otomatik bir para harcasınlar ya birazcık. Otomatik para harcasınlar. ATM koysunlar buraya. Şifresi yok ama bana. Yüz okumalı ATM koysunlar. Yüzümü okusun. Bazı ATM'ler öyle gerçekten. Parayı atıyor ya. Kartınızı almayı unutmayın yazar. Parayı gördüğün anda kartımı mı soktum? Fiş mi alacağım? Parayı gördü ya. Alıp gidiyormuş abi insanlar. Kartlarını bu yüzden unutuyorlarmış. O yüzden artık önce kart geliyor. Şunu bir al da hocam. Tamam. Şu bankamatiğin bize yaptığı hareketten koskoca dünyayı sosyolojik bir tespitin içine laps diye sokabiliyorsun. Enteresan değil mi gerçekten sayın izleyenler? O robot hatun buraya mı geliyormuş? Kadın yaptılar. Kadın bildiğin Google mu yaptı onu? Sofya mı? Seks yapabilen erkek robot üretilmiş. Seks yapabilen erkek robot mu çıkmış? Nerede çıkmış? Bu yasal mı şimdi? Yapay zeka bir de romantizm falan da yaşıyor yani. Duyguları da var. Zamanla senin duygularını ezberleyip ona göre tepkiler vermeye başlıyor. Ha bu kadınların orasıyla orasıyla dedikleri şey mi? Nasıl yani? Mesela senin neyi sevip sevmediğini algılayıp zamanla onunla ilgili sana sürprizler yapabiliyor. Seversin. O nasıl bir robotmuş ya? Yemin ediyorum insanları anlamıyorum ya. Türkiye'de bu iş için hazır binlerce insan var. Hepsi böyle bekliyor. Yarın görmeyeyim seni folyo falan takıp. Belki robot olursan verirler. Onlar yapabiliyor mu da robotunu yaptınız? Robot dediğin şey bazı şeyleri kolaylaştırmak için yapılmıyor. Ne yapıyor bu Avrupalılar, Amerikalılar acaba? Şöyle mi? Hayatım bu gece seninle sevişemem. Hey XC831. Bir de karşı tarafın duygularını ezberliyor. Sen seversin. Türkiye'de o robot satın alınır mı? Robot sokakta dolaşıyor. Kuşkuyla bakarsın bu. Kimi s**tı acaba? Oğlum burası Türkiye. O robot buraya gelirse ne yapar biliyor musun? Ne yapar? 31 şeker.
Amaç dışı kullanım, amaç dışı kullanım. Yazık, günah. Kaç yüz bin dolar harcıyorlar. Onu sakın Türkiye'ye getirmeyin. O sponsor oluyormuş değil mi bize? Oğuzhan otur. Sen seversin. Sen alır mıydın öyle bir robot? Düşünülebilir mi? Sizden ne hayır mı gördük? Bizden zaten hayır göremezsiniz. Sen erkeğe gittiğin zaman o sana hayır demez. Olur, olur, olur. Ben bir döneyim, olur. Olmayabilir. Çıkıt, kapakları var falan. İçte gezdir. Ayakta 69. Pis cerabet robotlar. O robot buraya gelecek de sen onu eve nasıl sokacaksın acaba? Şunu indir, indir. Türkler için özel isim bulurlar o robota. Kutusunu farklı yaparlar. Tamam, bunu bırak. Dalga geçtik ettik. Peki bu robot Türkiye'ye geldi. Sünnet ettiriliyor mu? Komik mi? Sen sünnetsiz robotla ilişkiye girer misin? Hayır. Sen robotla ilişkiye girer misin? Seni seviyorum, seni seviyorum. Bir dakika, kadın olanından mı varmış bunun? Tabii. Seks yapan kadın robot Türkiye'ye gelirse bununla ilgili sana en az 100 cinayet veriyorum. Aklımda canlandı 3. sayfa haberleri. Arkadaşının robotunu s**tiği için arkadaşını doğradı. Pişman değilim. Haberler. Elektronik cihazların bozulmama gibi bir garantisi var mı? Her elektronik cihaz bozulabilir. Ben bunu almam. Şu an uyandım ben, duruma dur. Düşünsene, bozuluyor. Kıt! Aa! Servise gidiyorsun böyle. Hoparlörlerinden şarkı çalıyor robotun. Ağzına alma yolcu. Gece... Fakirler yine alt model almış, zenginler de üst model var. Çok kötü abi, gelmesin gelmesin. Seks robotunun son sürümü. Şimdi öyle dedim, elimde de dokunamadım. Bu masanın altında neler var böyle ya? Aa, eski konuk kalmış. Ben hani bu programda konuşmayacaktım? O kadar uzun zamandır gelmeni istiyorum ki buraya. Sertab Erener'i falan getiriyorlar senin yerine. Delirdim ya. Yani dizi başladı mı? Yeni bir işin setine başladık. Fotoğrafları gördüm çünkü. Hangilerini gördün? Evet, demek ki tam olarak. O değil mi? TRT'deki ya, Leyla ile Mecnun. Sonbaharda Hayati ve Diğerleri diye bir işe başlamıştık. Polisiye komedi bir şeydi. Bayağı da eğlenceliydi. Onu bir bölüm yayınladılar. O kadar iyiydi ki bir daha yayınlamadılar. Haydi. 6 bölüm çektik. Bir 5 bölümü de Haziran'a kadar yayınlayacaklarmış. Onur Sayla bilirsin. Daha diye bir uzun metraj film çek. Ondan sonra bir de dizi projesi yaptı. Şahsiyet diye bir iş. Puhu TV'ye yapılıyor. Süper. Şimdi ona başladı. Haluk Bilginer, Cansu Dere. Haluk Bilginer deyince altına kurulacak kadroyu zaten tahmin edebiliyoruz yavaştan. Aynen. Öyle. Senaryosu da çok iyi. Hakan Günday yazıyor. Televizyonda yasak olan artık çok fazla şey var ya. Yani işte rakıyı gösteremiyorsun, blurluyorlar. Sigarayı blurluyorlar. Ağzına vuruyorsun, dudağı patlıyor. Adam onu oturmuş, para harcamış. Onu blurluyorlar yani. Bunda öyle şeyler yok. Bayağı. Sana yumruk atınca zaten blur çıkmıyor mu? Senin nesil büyük ihtimalle çünkü öyle zannediyor. Ha, doğru. Aa, blur gelmedi, iyi bari. Kitlesini kalitesiyle belirleyen bir adam. İbrahim Selim konuğumuz. Yemin ediyorum müthiş bir açılış. Sen tiyatrocusun. Kökenli falan değil. Ödüllü bir tiyatro oyuncususun. Dizilere bakış, ben tiyatrocuyum ve ben tiyatroya devam edeceğim ama bu da gelir kapısı olarak gördüğüm bir şey. Ben herhangi bir şeyi gelir kapısı olarak göremedim olsun. Müthiş. Benim mesleğim oyunculuk. Kamera önünde, kamera arkasında, sağında solunda, sahnede, sokakta falan yapıyor olmak benim için pek bir şey değiştirmiyor. Benim sonuçta mesleğim bu ve bunu yaptığım yere göre tekniğim değişiyor. Çünkü orada da görünen benim. Götümle oynarsam zaten beğenmeyecekler. Kötü bir şey yapmış olacağım. Kim ister ki kötü bir şey yapmayı? Okurken onun havasını çok yaptım ben. Ya ben tiyatrocuyum sonuçta ve diziler falan diye gezdim. Abi dizi de o kadar ufak göreceğin bir şey değil yani. 200 kişinin ekmek yediği bir yerden bahsediyorsun. Neyi küçük görüyorsun ya? Adamı döverler ya. Uzun bir şey ya işte. 120 sayfa çekiliyor bir haftada. 20 saat çalışıyoruzlar var ya. Biz çalışmıyoruz abi. Orada ışığı tutan adam çalışıyor 20 saat. Bunu hangi aktör söylemişti? Oyuncunun görevi beklemektir. Ha, Haluk abi. Bizim zaten onun dizisi olduğu için. Ondan bir örnek vermek istedim. YouTube'da yaptığım işi yapmadan önce de gerçekten benim her günüm doluydu. YouTube'a girmen efsaneydi. Çünkü şöyle girdin sen mesela. Çekil, çekil falan. Sen girdin bir... Demek masanın arkasında yapınca tutuyormuş falan. Bunu ben açık açık söyledim mi az önce? Alkışlayın pişer. Sen de çok iyi biliyorsun. Duramıyorsun ya bir yerden sonra. Dinlenmeyi biliyor musun mesela? Yok, mümkün değil. Ben en son hiçbir işim yokken dinlenmem gerekiyor diye kanepeden 20 saat boyunca kalkmadım ve dinlenemedim. Hiçbir şey yaramadı. Çünkü kafa durmuyor. Uyurken televizyon ya da radyo müzik açıyor musun abi? Deniyorum ama kız arkadaşım rahatsız olduğu için bir yerden sonra... Benim de eskiden artık... kız arkadaşım vardı ve o da çok rahatsız oluyordu ama sıkıntıyı anlamıyorlar ya. Televizyonda konuşan adam sustuğu anda benim beynimdeki televizyon çalışmaya başlıyor. Aynen öyle. Konuşuyor konuşuyor, sonra son bir sigara içeyim de öyle uyuyayım. Gece yine dön. Oğuzhan yazıyor. Kendimi bayıltmaya çalışıyorum. Uyumam lazım diye uyumuyorum genelde. Mutlaka bir şey yapıyor oluyorum. O yüzden de dinlenemiyorum. Şimdi bir tane kitap buldum. Gördüm daha doğrusu.
nasıl dinlenileceğine dair bir şey. Düşünceyi durdurmakla alakalı. Galiba öyle bir şey. Daha bakmadım yani. Aldım, ana bu benim işime yarar diye eve götürdüm de daha bakamadım. Bir saniyeliğine beynini durdurabilirsen düşüncelerini, bir saniye düşünmeden durabilirsen bu 5 saatlik, 10 saatlik sanırım uykuya tekabül ediyormuş. Mümkün mü ya öyle bir şey? Birine düşünme deyince düşünmemeyi düşünüyorsun. Yani böyle. O öyle oldu, bu böyle oldu. O da onu dedi, bu bunu dedi falanlarla uğraşırken bırak konuşsun. Tam olarak ne diyorsun? Onunla bir sohbet etmeye başla, kaybolacak. İşe yarıyor aslında. Allah Allah, bu evet. Benim bildiğim şizofreninin tanımı. Yani ben de çok sağlıklıyım demedim. Ben de. Yani. Dur abi, o zaman diğer konumuza soralım. İyi akşamlar. Sana peki televizyonda daha önce internete yaptım formatla ilgili bir teklif geldi mi abi? Hadi burada yap. Gelmedi, geldiyse de bana kadar gelmedi. Büyük ihtimalle, aynen. Yani bilmiyorum, daha gelmedi. Çok yani net bir şey söyleyeyim, kesin gelmiştir. Ne bileyim. Öyle bir şey ki bir teklif geliyor sana. Sana gelene kadar nerelerden süzülüyor biliyor musun? Ben götürürüm sizi ya, ben götürürüm gel. Mehmet abiyi getirdim. E Oğuzhan değil bu. Olsun, o götürecek bizi. Aa ben götürürüm çocuklar falan filan. Sana gelene kadar iş şu kadar oluyor falan, pıs, yok oluyor. Meteor gibi. Sanatçı atmosferi diye bir şey var Türkiye'de. Sana gelene kadar iş guncuk oluyor. Sen de kabul etmiyorsun zaten. Bu ne ya? Ben eminim bu arada %100 gelmiştir. Görmediğim için. Ama mesela şey de olsan hemen gelir abi babalada falan diye. Evet. Ödüllü bir oyuncu olmak. Başarıyı kimisi göğsünde yumuşatamaz ya. Hani böyle olmaya başlar ya. Sende hiç öyle bir şey yok. Çevrendeki insanlara yaklaşımından bahsetmiyorum. Çünkü seni sokakta karşılaştığım insanlardan da ben tüyolar aldım seninle ilgili. Aa. Çok efendi, hiçbir zaman kırmaz. Fotoğraf çektirelim miden tut da abi çok seviyoruz senilere bile. Çok güzel, çok naif tepkiler verdin, duydum. Peki hiç böyle yalnız başına kaldığın zaman. Oğlum ben ödüllü bir oyuncuyum lan. Tabii tabii. Kimsiniz, kendime dokunuyorum. Evde böyle delikler oluyor mu? Ekil kendime sürüyorum duşa. Demek ki olmuyormuş. Benim YouTube'a 1 milyon şeyi geldi. Onunla uyuyorum ben. Afife Jale falan değil yani. YouTube'un plaketi geldi böyle, onunla uyuyorum. Öyle ilişki kurmuyorum. Nasıl kuruyorsun abi? Ben bu tüyü almak için soruyorum bu arada. Yani bu karakteristik bir özellik mi yoksa öğrenilmesi gereken bir şey mi? Yani karakteristik olarak bir desteği vardır ama tabii ki bir öğrenmeye de eğilimim vardı bunu benim. Şimdi başarı dediğin şey, şimdi bir başkası tarafından tanımlanan bir şey, bir de senin kendin için tanımladığın bir şey. Sen bilirsin, temelde oyuncular utangaç insanlardır. Yani kendini öyle açık etmeyi sevmezler. Kendini açık edip her şeyi yapıştırma seçmiş olsa zaten oyuncu olmaz. Başkası olup şu fikirleri acaba şu dille anlatabilir miyimle uğraşmaz insan. Dolayısıyla o onun geçici olduğunu bir yerden sonra kavruyorsun ya. Yani bugün evet Afife ödülünü aldım. O an aldım. Ertesi gün de çok mutluydu benim için. Sonra evimin en güzel yerine temiz tozunun her gün alınabileceği bir yere koydum. Ama onunla yaşaman mümkün değil ki. Üzerine spot falan almadın mı ya? Almadım. Bana Eskişehir'de bir üniversite söyleşiye gittim, plaket verdiler. Işığın altına falan koydular. Ya öğrenilmesi gereken bir şey. O yüzden soruyorum. Ama zaten hediyenin büyüğü sensin be Oğuzhan. Of be abi. O kadar anlamamışlar ki değil mi? Alkışladılar evet. Tam olarak bundan bahsetmiyor ama olsun, yine de alkış her zaman iyidir. Her zaman daha iyisini yapmak için uğraşacağım. Ben zannetmiyorum ki en iyi yaptığım şeyi hala yapmış olayım. Ödül almak bir başarıysa evet çok hoş bir şey. Her sene verilen bir ödül. Şimdi hani ya herkes başarılı onu alan. Afife Jale ödülü, Kral yani Pop ödülü gibi bir şey değil yani. Eyvallah. Onu da yani şimdi sizler öyle söylüyorsun ama buradan izleyenler, bilmeyenler girip araştırsınlar böyle çaklı bir ödül diyeceğim. Ayıp, çok ayıp. Tanım bulamadım. Tanım bulamadım ama anladınız. En prestijli ödül Afife Jale. İnternete sen çok fazla mesai harcadın mı? Başlangıçta çok fazla mesai harcadım yani. 5 ay uykusuz yaşadık. Ondan sonra bir rutine bindi ve o kadar mesai harcamamaya başladım. Yani çünkü makine oturmuştu zaten. Yani yapacağım bir şey ve o sürece girmek için tam olarak ne yapacağımı oluşturmaya çalışıyorum şu an. Böyle bir şeye ihtiyaç varsa ki bence var. Sen büyük bir alanını dolduruyorsun bunun. Bunu doldurmaya çalışan başka insanlar da var. Ne kadar doluyor bilmiyorum. O kadar takip edemiyorum. Yok dolmuyor abi. Ben gördüm Koçtaş'ta bir sürü YouTuber gördüm. Ben. Masa almış, green box almış. Demek ki yapmaya devam edecek. Ben zaten sorumun cevabını aldım. Neyin bokunmuş kartıyorum acaba? Tiyatro oyunu var mı? Var. Nerede, nasıl, nasıl geleceğiz? Bizim bütün ekip davetli mi? Çok isterim seyretmenizi. Arzu Tramvayı oynuyorum ben. Unique ve Zorlu'da Ankara'ya turneye başlıyoruz Şubat ayı içinde. Dota'ki oyunum, bir yerlerde bir alan bulursak orada oynamaya devam edeceğim. Onun dışında Das Das da Çirkin diye bir oyun yönettim. O oynamaya devam ediyor. Yeni sinema projeleri üstüne konuşuyoruz. Fikir dolu arkadaşlarımla bir araya gelip ne yapabiliriz'i tartışıyoruz. Çalışıyoruz ya bir yandan da. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve İbrahim Selim konuğumuzdu.
Yapma, sen alışıktın alkışlara. İnsanlar size alkışlıyor. Evet. Omar seni alkışlarken bir şey bak ayağa kalkmadı falan yapıyor musun böyle? Genelde ama Türkiye'de öyledir değil mi? Böyle bir ayağa kalkıp alkışlama durumu olmuyor mu? Oluyor. Oyunu anlamayan da alkışlıyor ama ayakta. Ha evet öyle bir şey var. O da sürü psikolojisi mi? Şey de olabilir ya, o kadar insan kalktı ben de şimdi götlük etmeyeyim diye kalkıyor olabilir yani. Ben de olsam ben de kalkarım ama orada. Yani 100 kişi kalkmış ben bir kişi beğenmedim ama kalkmayayım mı yani? Neye artistlik yapıyorsun derler adama. Tiyatro ekibinle seni burada tekrar konuk almayı çok istiyorum. Olur olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gündem konuları var abi. Gündem konuları mı? Hep böyle diyor. Abi gündem konuları var. Nedir diyorum? Şişen robot çıktı. Bu nasıl gündem ya? Söyle. Kış olimpiyatları başlamadan rekor kırıldı. Müthiş başlık. Gündem bu mu? Sporculara prezervatif dağıtılacakmış. Sporculara prezervatif dağıtılacakmış. Kış olimpiyatları mı? O zaman orada zaten maksat kaymak üzerine değil mi? Gerçi prezervatif her şey için çok önemli de. Binlerce hastalık var, cinsel hastalık. Öyle birçok insanın düşündüğü gibi oğlum aman Allah korusun hamile kalır falan sıçarız. Bu mantıkta değildir prezervatif. Yarın bir gün sol taşlağın yere düşer böyle kalırız anını. Önemli önemli. Dağıtılması iyi olmuş ama bunun gündem olduğuna ben pek inanmadım. İçinde prezervatif var ve ben bunu yorumlayayım diye mi bana okudu lan bunu yoksa? Trollemişler mi haberleri? Askerlik uzadı diye mi? Aslında bu tam olarak birçok haber sitesinin ya da haber kanalının trollendiği anlamına gelmiyor. Birisi ortaya bir yem attığı zaman hepsi tek bir kaynaktan yaptığı için haberi doğru veya yanlış olup olmadığına kimse hükmedemiyor. Birisi paylaştığı anda diğerleri diyor ki ha haber biz de paylaşalım. Hani genel olarak şöyle bir şey vardı Türkiye'de eskiden hala yurt dışında da var Avrupa'da ya da Amerika'da da. Haberiyle ön plana çıkan haber kanalları diye bir şey vardır. İlk defa biz bulduk. Biz yakaladık. Habercilikte kalite. Türkiye'de maalesef o yok. Türkiye'de internete bir şey yaz ve 100 retweetin üzerinde retweet alsın. Tamam o artık haberdir. Bütün haber kanalları da bunu paylaşabilir. Demek ki Türkiye'de araştırmacı gazetecilik diye bir şey yok. Aa böyle bir şey olmuş. Pıt paylaşıyorlar. Koskoca haber kuruluşunun habercisi orada onu paylaşan çocuk oluyor. Bu konu birazcık derin. Öncesi üf sonrası bay. O yüzden hiç buna girmeyelim. Araştırmacı gazetecilik gidip araştırıp haberi bulmaktır ya. Ulan hadi onu da yapmıyorsun. Bari gelen haberin doğru olup olmadığını araştır. Bu cesaretle söyle biz araştırmacı gazeteciyiz. Ne buldunuz? Bulmadık. Gelen habere baktık doğru. Haftaya muazzor programlarım. Oba! Çok iyi. Bu ne? Yedek güç ışığı mı bu yanan? E ne oldu? Elektrik mi gitti? Bravo! Jeneratör hemen giriyor mu devreye? 10 dakikasım var. Kesme kesme kesmek yok. Görünecek bir şey yok ki zaten. Kameranın şarjı ne kadar gider? Ya çok fazla gitmez o da. Bu nasıl kameram? 127 saat diye film var ben gördüm. Adam ölene kadar video çekti orada. Hala gözükmüyorum değil mi ben? Süper şöyle yapayım o zaman. Sen görünmüyorum diye mi tribe girdin? O zaman ne yapalım biliyor musun? Hemen bir canlı yayın açalım. Oğlum canım midye çekti. Böyle pis gemilerin altında kimyasallı petrollü motor indi böyle. Midyeler var ya Beşiktaş'ta. Ben bazen öyle çirkin kızları da like'lıyorum Instagram'da. Ciddi çok saçma isteklerim olabiliyor benim. Canlı yayın açalım. Beşiktaş'a gidelim. İnsanlara Beşiktaş'a midye ısmarlayalım. Evet şu anda Beşiktaş meydandayız. Halkın içindeyiz. Muazzam bir derbi öncesi. Kalabalıkla toplandık. Yanımda şu anda Emre. Ne yapıyorsun burada? BKM'nin oradaydım. Yayını gördüm hemen geldim. Neler söyleyeceksin Pinch programı hakkında? Çok seviyorum sizi. Oğlum bu bir şey korkma lan. Adam. Çok teşekkür ederim. Kim gelsin? Gel kardeşim. Sen kimsin? Emircan. Sen Pinch mi izliyorsun? Öncesinden beri mi bizi izliyorsun? Biz niye izliyorsun? Öncesinden beri izliyorum çünkü sizi çok seviyorum. Ben sizi çok seviyorum. Allah. Kardeşim benim. Abi ne haber? İyidir. Neler söyleyeceksin? Abi ben Faruk Taş. Senin sıkı takipçinim. Hayata dair tecrübelerine bayıldım. Hangisine bayıldın acaba? Ne anlatıyor bu arada? İsim? Nihan. Hoş geldin Nihan. Hoş bulduk. Valla ben arkadaşım sayesinde öğrendim. Bu arada ben vejetaryenim. Midye falan yemek için geldim. Teşekkür ederiz. Var mı başka konuşmak isteyen? Ne söyleyeceksin? Pinch hakkında. Ne söyleyeyim? Muazzor bir programdı. Muazzor bir program. Valla şu an çok iyi bir gidişatı var. Ben çok beğenerek izliyorum. Evet. Teşekkür ederim kardeşim. Abi arkadaşımla iddiaya girdim. Dedi ki Oğuzhan Ursa'yı takip etmez. Ben dedim ki eder. 50 lirasını iddiaya girdim. 50'lik olurum abi. Ya 100 lira vereyim. Siktir git bana. Böyle iddia mı olur lan? Ne düşünüyorsun Pinch hakkında? Güzel abi izliyoruz yani gülüyorsun. Arjin. Arjin. Pinch hakkında ne düşünüyorsun? Abi çok gülüyoruz ya. Yerlerde yattım. Yapma abartma ya. Anneme izlettim. O bile yarıldı. Çok teşekkür ederim kardeşim. Çok sağ ol. Abi var ya gerçekten yarım saattir seni arıyorum. İlk önce Beşiktaş Meydanı'nın neresi olduğunu tartıştık. Sen neler söyleyeceksin Pinch hakkında? Abi ben çok seviyorum. Gayet güzel program bence. Oğlum siz bayağı aynı klasmandasınız ha. Hadi güreştirip para çelin çok. Abi Başakşehir'den geldik. Abi çok seviyoruz ya. Alayın. Varız ya. Bakırköy'de oturuyorduk abi arkadaşlarla. Bakırköy'den gelmiş olamazsın vallahi ya. Abi yaptık mezdeki aça aça geldik vallahi. Mezdeki. Yardıra yardıra geldik. Eyvah eyvah. Ne enerji var. Nasıl bekarsınız değil mi ya? Olsun olsun. Seni çok seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Daha ben? İyiyim. Sen kimsin? Ezgi ben. Kartal Ekim. Hala orada bekleyenler. Kartal Ekim'de mi? Evet. Neler söyleyeceksin Pinch hakkında? Pinch'i seviyoruz. Çok teşekkür ederim bizi izlediğin için. Sağ ol. Arkadaşlar o zaman haydi midye. Midye aldınız mı? Midye alın buyurun.
yolu Beşiktaş'taydık. Hoşçakalın.